Bugün sizlere geçmişten günümüze başarılı sihirbazlar tarafından yapılmış en çılgın sihirbazlık gösterilerinden bahsedeceğiz. Bakalım şovları izledikten sonra sizler sihirbazlık gösterilerinin hilelerini bulabilecek misiniz? Hadi vakit kaybetmeden şu ana kadar yapılmış en çılgın 10 sihirbazlık gösterisinden bahsedelim. ...1990'lı yıllarda sihirbazlık gösterisi yapan Penn ve Teller adındaki iki komedyen bir şovlarında oldukça ilginç bir şey denemişler ve başarılı da olmuşlardır. Öncelikle seyirciler arasından birisini seçen sihirbazlar sonrasında seyirciden iki merminin üzerine farklı şeyler yazmalarını isterler. Daha sonra bu iki işaretli mermiyi silahla birbirlerine doğru ateşleyen sihirbazlar mermiyi ağızlarında tutmuşlardır. Bu gösteriyi ilginç kılan şey ise sihirbazların ağızlarındaki mermilerin işaretli mermi olması. Peki sizce bu nasıl yapılabilir? Sıradaki sihirbazlık gösterisi ise 1979 yılında Paul Daniels tarafından yapılmıştır. Dünya genelinde birçok sihirbaz tarafından yapılan bu bardak gösterisinde Daniel bardağın içerisinden limon ve portakal çıkarmakta fakat en sonunda bardağın üzerine topu koyarak seyircilere top nerede diye sormaktadır. Seyirciler de Daniel'ın tekrardan bir hile yapacağını düşündüklerinden dolayı topun farklı bir yerde olduğunu söylemişlerdir. Fakat Daniel top bardağın hemen üzerindedir demiş ve herkesi güldürmüştür. Dünyanın en başarılı sihirbazı olarak gösterilen David Copperfield'ın gösterilerinden en çok beğenileni görünmezlik şovlarıdır. Kimi zaman kişilerin bazı vücut parçalarını, bazen de kişiyi tamamen kaybeden David'in özgürlük heykelindeki bu gösterisi herkesi çok etkilemiştir. Şu ana kadar kılıç yutma şovu yapan birçok sihirbazlık gösterisi izlemişsinizdir. Fakat Thomas Blackthorne kılıç yutma şovunu bir adım daha öteye götürmüş ve bir gösterisinde kaya matkabını yutmuştur. Tabii hiçbir zaman bu etkileyici sihirbazlık gösterisinin ardındaki gerçeği öğrenemeyeceğiz. Şok edici ve korkutucu olan sokak sihirbazlık gösterileriyle tanınan Chris Angel genellikle sokaklarda insanları ikiye bölerek izleyenleri şaşırtmakta. Fakat bugün size Chris'in yaptığı bir başka sihirden bahsedeceğiz. Bir madeni parayı ağzına alıp yutan Chris sonrasında koluna gelen parayı kolunu kesip dışarıya çıkartmış. Diğer klasik sihirbazlık gösterilerinde olduğu gibi Lance Burton da gösterisinde güvercinleri hiç olmayacak yerlerden çıkartmakta. Fakat Lance'i diğerlerinden ayıran şey el çabukluğu ve şovlarını sanatsal olarak tasarlaması. Sizce Lance güvercinleri nerede saklıyor olabilir? Başarılı sokak sihirbazı olan David Blaine ise katıldığı bir davette kendisini izleyenlere hayran bırakmış. Şampanya dolu bir bardağa arka arkaya 3 kez canlı kurbağa tüküren David, herkesi hem şaşırtmış hem de ürkütmüştür. Özellikle bağlı durumda girdiği bir sandıktan kurtulma numarasıyla ünlü olan Harry Houdini, Çin su işkencesi hücresi olarak da bilinen bu şovunu hemen hemen her gösterisinde yapmakta ve izleyenleri şok etmekteydi. Tipik gösterilerinden biri olan bu gösteride Houdini zincirlere bağlanmış durumda bir sandığın içine baş aşağı kilitli bir şekilde konuldu. Tam olarak nasıl çıktığı bilinmese de Harry saniyeler içerisinde kilidi çözüp sandıktan çıkmıştır. Yine bilindik bir sihirbazlık gösterisi olan kafayı düşürme, Cyril Takayama tarafından genellikle sokak şovlarında sık sık yapılmakta. İlk olarak öksürerek şovuna başlayan Takayama, son hamlesinde aşağıya düşen kafasını tutarak insanları korkutmuş.
Bu son etkileyici sihirbazlık gösterisinde ise John Armstrong yine kendisi gibi sihirbaz olan Penn ve Teller'ı küçük bir iskambil şovuyla şaşırtmış. Seçilen bu kartı küçük bir pompayla ortaya çıkaran Armstrong kendisini izleyenleri de çok etkilemiştir.